Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar, bugün sizlerle birlikte third grade yani 3. sınıf İngilizce ders kitabımızda unit 6 yani 6. ünitedeyiz. My house konusu çocuklar. Ne demek my house, bilen var mı? Benim evim. Evet çocuklar, benim evim demek. Bugün bu ünitemizde bizler evimizin bölümlerini öğreneceğiz. Haydi bakalım, vakit kaybetmeden sayfa 87'den 88'e uçalım. Evet sevgili kuzucuklar, page 88 yani sayfa 88'deyiz. Lesson 1, ders 1 diyor çocuklar. Part 1'a bakalım hemen, birinci bölüme. Listen and follow, then point and say diyor. Dinle ve takip et. Daha sonra göster ve söyle. Biz videomuz çok uzun olmasın diye çocuklar aslında tekrar tekrar dinlememiz lazım. Ama bizler şu an bir kere dinleyeceğiz, bir kere tekrar edeceğiz. Sizler isterseniz bu videoyu geriye alarak bu bölümleri tekrar edebilirsiniz. Biz şimdi hem göstereceğiz hem tekrar edeceğiz Mehmet Akif'le. Okey, haydi bakalım, açıyorum çocuklar. Are you ready? Yeah. Bu kadar mı? Hadi bakalım. Unit 6. Recording 1. Listen and follow. Then point and say. Bathroom. 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 Bedrooms. Bedrooms. Garage. Garage. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Playroom. Playroom. Evet sevgili kuzular, bugün evimizin bölümlerinden bahsedeceğiz demiştik. Haydi birlikte bir oyun oynayalım. Şöyle ben evin bölümlerini size önce ne yapayım? İngilizcesini sorayım. Siz bana bulup ne hangi oda olduğunu söyleyin. Mesela desem ki living room. Living hani kim room gösterecek bana? Living room. Evet, oturma odası. Living yaşamak demek çocuklar. Live yaşamak, yaşanılan oda yani anlamında. Room bu arada yine oda demek çocuklar. Mutfak. Kitchen. Harikasın. Kitchen. Peki playroom. Playroom. Oyun odası. Çok güzel. Oyun odası. Hadi bakalım sizler benden önce böyle hemen bulun bakalım. Bedrooms. Bedrooms. İki tane olduğu için çocuklar yatak odaları dedim. Garage. Neydi garage? Garage. Çok güzel. Garage. Ve son olarak bathroom. Neresiydi? Bathroom. Hatırlayan var mı? Evet, tuvalet. Banyo. Evet, banyo demekti, tuvalet. Çok güzel. Mehmet Akif'in de elinde bazı kartlar var çocuklar. Size göstermek istiyor. Şöyle hemen gösterelim. Hadi biz de tekrar edelim. Bathroom. Çok güzel. Peltek söylüyoruz değil mi? TH ikilisini. Bu neydi? Kitchen. Kitchen. Çok güzel. Haydi birlikte söyleyelim. Bu da garden. Çok güzel. Bahçe demek çocuklar. Buraya bakalım. Bu hangi odaydı? Living room. Living room. Burası hall. Çocuklar hall. Bizim hani evlerimizde olan koridor. Giriş, koridor. Çok güzel. Burası da benim odam, my room diyoruz. Şimdi size şöyle bir oyun oynatmak istiyorum çocuklar. Birazını göstereceğim. Siz bana neresi olduğunu bilin bakalım. Geliyor, geliyor, yavaş yavaş geliyor. Living room. Harikasınız. Living room diyenler kazandılar. Başka ne sorsam acaba? Geliyor. Yavaş yavaş yola çıktı, geliyor. Ne olabilir? Bedroom. Kopyayı verdik. Bathroom. Çok güzel. Ve bir tane daha soralım ve dersimize devam edelim çocuklar. Şöyle yavaş yavaş kitchen geliyor. Daha arkadaşların görmedi Mehmet Akif. Evet, ilk harfleri çıktı çocuklar. Kitchen. Evet yavru kuzular. Şimdi hemen part 2'ye geçiyoruz çocuklar. Yani ikinci bölümdeyiz. Bakın bakalım buradan bizde ne istiyor. Listen, point and chant along diyor çocuklar. Dinle, göster ve şarkıya sen de eşlik et diyor çocuklar. Demek ki ritimli bir şarkımız var evin bölümleriyle ilgili. Sizler de bahsettikçe evin bölümlerini göstereceksiniz. Hadi bakalım. Are you ready? Yeah. Hadi bakalım. Recording 2. Listen, point and chant along. My house.
my house. This is my house. This is my house. Bathroom. 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 Bedroom. 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 Garage. 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 Kitchen. 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 Living room. Living room. Living room. Living room. Playroom. 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 And I love my house. I love my house. Evet yavru kuzular, ben evimi seviyorum dedi. I love my house. Haydi bakalım, turn the page, sayfamızı çeviriyoruz ve 89'u açıyoruz. 89. Evet yavru kuzular, page 89 dedik en son, sayfa 89 dedik. Part 3'deyiz çocuklar, 3. bölümdeyiz. Listen, look and answer demiş. Dinle, bak ve cevap ver diyor çocuklar. Where is Rosie? Rosie'yi soracak. Nerede? Where? Nerede demek çocuklar. Where is Rosie? Rosie nerede? She is in the playing room. O neredeymiş? Playroom. Playroom neresiydi? Oyuncak odası. Oyun odası. Aha. Oyun odasında she is in the playroom diyor çocuklar. Şimdi sırayla Tom nerede diyecek. İşte Mrs. Jones nerede diyecek. Mr. Jones nerede diyecek. Grandfather nerede diyecek, Jack nerede diyecek ve tek tek nerede olduğunu söyleyecek. İsterseniz buralarda durdurup sizler kayıttan önce siz söylerseniz nerede olduklarını. Bakın yapımız bu şekilde başlıyor zaten. Erkekse ne gelecek başına? Mesela burada she demiş, kızdan bahsettiği için she. Ama erkekse ne gelecek? Hatırlıyor musun? Çok güzel. He gelecek mesela. Bir de sadece şu odaların isimlerini değiştireceğiz değil mi? Playing room demeyeceğiz de atıyorum kitchen diyeceğiz. Veya işte bedroom diyeceğiz. Hadi bakalım devam ediyoruz çocuklar. Unit 6. Recording 3. Listen, look and answer. 1. Where's Rosie? 2. Evet çocuklar, where is Rosie diye sordu. Direkt 2'ye geçti. Where's Tom? Evet, where is Tom? Kim söylemek ister bana? It. It mi diyoruz? Neyle başlıyoruz? Tom? Tom is. Evet çok güzel. Tom is de diyebiliriz Tom veya is. He is. He is. Evet, kim söyleyecek? In the neresiydi burası çocuklar? Ben de yeni öğreniyorum. Olsun. Evet Mehmet Akif de sizinle birlikte yeni öğreniyor. Bathroom. Çok güzel. Tom is in the bathroom'da diyebilirsiniz çocuklar. He is in the bathroom'da diyebilirsiniz. Evet hadi bakalım devam ediyoruz. 3. Where's Mrs. Jones? Evet çocuklar, where is Mrs. Jones dedi. Bayan Jones nerede? Kim söyleyecek bana? He ile mi başlayacağım, she ile mi başlayacağım? She is kitchen. She is in the kitchen. In the içinde kitchen demekti, hatırlarsanız geçen yıl öğrenmiştik çocuklar. She is in the kitchen diyoruz. O mutfağın içinde, mutfakta. Haydi bakalım, go on, devam edelim. 4. Where's Mr. Jones? Evet çocuklar, where's Mr. Jones diye sordu. Mr. John nerede, Bay John? Garajda. Ne diyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz? Garaj. He is in the garage. Çok güzel. 5. Where's the grandfather? Evet çocuklar, where is the grandfather diye soruyor. Büyük baba nerede diye sordu. Where is the grandfather? He in the living room. Çok güzel. He is in the living room diyoruz çocuklar. He is in the living room. O oturma odasında. 6. Where's Jack? Evet çocuklar, where's Jack? Jack nerede? Ne söyleyeceğiz? Jack'e kısaca ne derim? She mi diyeceğim? Ne diyeceğim? He. He is
in the bedroom. Yatak odasında. He is in the bedroom. Yapanlar doğru. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz çocuklar. Part 4'dayız. 4. bölümdeyiz. Look, bak diyor. Ask and answer diyor çocuklar. Sor ve cevap ver. Where is the car? Araba nerede? Car is in the garage. Veya ne diyebiliriz? It is in the garage. Hemen devam edelim. Where is the... Pardon, ben 2'den başladım direkt. Where is the car diye sordum. Where is the chair demiş. Birinciye bakalım hemen. Where is the chair? Chair yani sandalye nerede? It is in the bedroom. 2'yi şimdi az önce yapmıştım şimdi çocuklar. Hadi bakalım. What is this? Bu neymiş çocuklar? Şu ikili koltuğa ne diyorlarmış İngilizler? Ne diyorlarmış? İngilizce'de sofa. Neymiş? Sofa. Nasıl soracağım? Where is the sofa? Yani sofa nerede diye soruyorum. Ne diyeceğiz? It is in the... Kim söyleyecek nerede olduğunu bana? Living room. Harikasınız. It is in the living room. O oturma odasında. Peki bana bunu kim sorabilir? Diyeceksiniz ki teddy bear yani oyuncak ayıcık nerede? Nasıl sorarım? Nerede ne demek? Where is the teddy bear? Harikasınız. Where is the teddy bear? Evet çocuklar, teddy bear nerede? Where is the teddy bear? Evet, cevap istiyorum. It is in the playroom. Oyun odasında. Haydi bakalım, kim bana masa nerede diye soracak? Hadi bakalım, bunu da sen söyle. Kim söyleyecek? Evet. Where is the table? Harikasınız. Where is the table? Masa nerede? Ne diyeceğiz çocuklar? It is in the... Neresiydi burası? Kitchen. It is in the kitchen. Son olarak bed yatak demekti değil mi çocuklar? Where is the bed? Yatak nerede? Bedroom. Ne diyeceğiz? Nasıl söyleyeceğiz? Adı üstünde değil mi? Bed. Bedroom. Evet söyleyelim. It is in the bedroom. Çok güzel. Yapılarımızı bakın burada örnek olarak vermiş. Sizler eğer bunları defterlerinize yazarsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Hepsinin cümlelerini kurup bana Instagram adresimize Everything with my kids yani çocuklarımla her şey adresine yollayabilirsiniz. Kalıcı olarak orada paylaşabilirim ödevlerinizi çocuklar. Evet sevgili yavru kuzular, bu videomuzun sonuna geldik. Sayfa 90'da görüşmek üzere. Hepinize ne diyoruz Melike Nur? Goodbye. Goodbye. Hadi bakalım, have a nice day. İyi günler çocuklar. İyi günler.